Herkese merhaba dostlar kanalımıza hoş geldiniz emekli aylıkları alakalı seyyanen zam gelişmeleri var seyyanen zam özellikle en düşük emekli aylığı alanlara yani 10.000 TL aylık alanlara 7.000 TL'lik bir seyyanen zamdan beraber en düşük emekli aylığının 17.000 TL seviyesine getirilmesinin planlandığı dile getiriliyor özellikle önümüzdeki günlerde Önümüzdeki günlerde en düşük emekli aylığının 17.000 TL'nin üzerine çıkartılarak da refah payı enflasyon zammıyla beraber askeri ücreti aşması beklendiği dile getiriliyor özellikle. Maliye Bakanımız tarafından yapılan en son açıklamalarda son zamanlarda emeklilerin dertlerine derman olabilmek için yeni çalışmalarımız var. Bunları en yakın zamanda açıklayıp uygulayacağız değerlendirmelerinde bulunulmuştu. Özellikle bunun da seyyanen zamla yani en düşük emekli aile alan sey alanlara seyyanen zam gelmesi konusunda büyük bir adım olduğu dile getiriliyor yapılan açıklamalarda akabinde ise diğer emeklilerimizde aynı şekilde oransal olaraktan oran henüz net birleşmese de oranın %34 olduğu dile getiriliyor. Birçok SSK uzmanı tarafından yapılan hesaplamalara göre %34 oranında emeklilerimiz, bütün emeklilerimiz zam alacağı dile getiriliyor. %34 oranında tüm emeklilerimiz zam alacağı bu zamın içinde refah payının da dahil olduğu dile getiriliyor. Hem Enflasyon zammının %30, %4 de refah payıyla beraber zammın %34 olduğu aktarılmış durumda bütün emeklilere gelecek zammın şu anki mevcut maaşlarına %34 zam geleceği dile getirilir. Bir de dul yetim aylıkları var. Bunlar da aynı şekilde en düşük emekli aylığına oransal gelecek zamla beraber artacağı dile getirilmiş durumda yapılan açıklamalara göre. Sizce en düşük emekli aylığı bu belirtilen rakamlara 7000 TL seyyanen zam artı enflasyon oranında zamla beraber iyi yerlere geleceği iddia ediliyor. 20 bin TL'nin üzerine çıkarsa en düşük emekli aile bu rakamlara gelirse sizce yeterli olur mu dostlar? Yorumlar sizin ya da bu pahalılıkta en düşük emekli aile ne kadar olmalı? Şimdilik.